Yaptığımız incelemeler sonucunda şirketinizin bankamızdan talep ettiği yatırım kredisi için yeterli kriterlere sahip olmadığını tespit ettik Alex Bey. Kredi başvurunuzu reddetmek zorundayız. Peki. Öyle olsun. Üzgünüm. Ben de. Peki. Değilmiş. Çin malı. Salak! 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 Gördünüz mü gerizekalıyı? Ben yeteri kadar gürültü çıkarmadım mı ha? Sevgili komşularınız şimdiye kadar polisi zaten aramamış mıdır? Boşu boşuna öldü salak. Bezlederler dışarı. Hemen buraya yere yatın. Hemen! Marş! 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 Hadi bakayım. Tak tak tak. Kafaları kaldırmayın. Kafalar yerde. Kafasını kaldıran kafasını kaybeder. Güzel. Profesyonellerle çalışmayı seviyorum işte. Bak bak. Bak bak. Ah! Müdür bey. Nasılsınız? Ben de sizi arıyordum. Bankanızdan biraz para çekmem lazım. Bir sürü faturam var da. Telefon, elektrik, doğalgaz, bir sürü. Kasanın anahtarını alayım ben lütfen. Kasanın anahtarı. Ver. Bebeğim, şunu benim için tutar mısın lütfen? Gel bakalım şimdi benimle. Sen de, hadi. Yürü, arka tarafa, kasaya. Sakin. Evet, çok iyi gidiyoruz. Kimse aptalca bir şey yapmaya kalkmasın. Güzel, kasaya. Kasaya gayet nizami adımlarla... Allah Allah ya! Daha şimdi ne dedim ben? Ha? Kahraman olacaksınız da ne olacak? Bu bankanın sahipleri boynunuza madalya mı takacak sanıyorsun? Hayır! Takmayacaklar! Öleceksiniz! Usta Demet! Vururum. Bravo, devam ediyorum. Hanımefendi, lütfen elinizi biraz çabuk tutar mısınız? Beyefendi, hadi ama ya. Sırada bekleyen bir sürü müşteri var, lütfen. Görüyor musunuz ne kadar yavaş çalışıyorlar? Süper bir fikrim var. Bu insanların motivasyona ihtiyacı var. Şöyle yapalım. Bu işe bir yarışma formatı koyalım. Çantayı son dolduran ölür.
Ya bak nasıl hızlandılar şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl şimdi eşek gibi çalışıyorlar. İşte buna hizmet anlayışı derim ben. Hoppa. Allah'a. Tam zamanında. Tam zamanında. Emredin abi. Yukarıya iki adam istiyorum. Bak şuraya da. Güzel bayan, elinizi alabilir miyim lütfen? Sizinle biraz manzara seyretmeye gitsek nasıl olur? Ördek göçü seyrettiniz mi hiç? Gelmişler, gelmişler. Toplanın, toplanın. Biraz sonra hep beraber halay çekeceğiz. Bayram yerine döndü burası. Gel bakalım güzelim. Diye bağırır. Çiftliğinde para babanın, para babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde öküzleri var. Diye bağırır. Çiftliğinde para babanın, babanın da senin de bir çiftliği. Niko! Efendim paracı? Sen hayatında hiç saatte 90 kilometre hızla giden bir arabanın camından hunharca aşağı atıldın mı? 90'a giderken mi? Yok, 90'a hiç atılmadım palacı. Ha gayret kardeş. Devam et şarkı söylemeye. Birazdan sana bir ilk yaşatacağım. Valla benim için her zaman ilklerin adamı olmuştur biliyor musun Pınar'ım? Mesela hayatımda ilk kez bir lama adamla pala sayesinde tanıştım. Lama adam mı? Evet. Buyur, şekil o. Tanıştırayım Pınar'ım. Mısır lama adam, Pala. Bak, İstanbul'a kadar bir daha çeneni açarsan atarım seni arabadan. Çene suyu zevzek. Ay. Niko. Ya otur şuraya ya. Ne işte tüpürüyorsun? Allah Allah, doğru söyleyen 90 kilometre hızı arabadan atarlarmış. Yalan mı? Sıcak yaptı bu yaz be. Başkomiserim yorulduysanız verin ben kullanayım biraz. Kim? Ben. Oğlum ben Çukurova'nın suyuyla, domatıyla, mısırıyla, karpuzuyla besleniyorum. Oğlum temiz hava, bol güneş. Aslanlar gibi enerji depoladım. Kolay kolay yorulmam bundan sonra. Buradan Edirne'ye kadar giderim. Oradan da Ardahan'a da giderim. Oha oha, amma salladın ha bala. Yuh! Bey, Edirne'den Ardahan. Aslında olabilir, neden olmasın ki? Pınar niye öyle diyorsun? Çukurova'nın şeyiyle besleniyor adam. Evet. Uf. Mola vereceğiz. Ulan ben sana ne dedim? Ne dedim sana ben? Tut lan şunu. Para 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 dur dur. Başladık ya. Ya sen arabada olur mu Allah'ını seversen ya? Niko. Pınar. Öyle vurdu ki doğrulamıyorum bak. Thank you.
konuştu iyi mi? Serap neyin görmeye başladım arkadaş? Serap insanın iyi bir şeyler hayal etmesidir. Değil mi Engin? Evet başkomiserim. Yani çöldeyken su, deve, ağaç, bisiklet falan gibi görmek mesela. Benim az önce gördüğüm şey daha çok kabus oluyor. Serap değil kabus. Baş belası inatçı keçi. Nereye gider bu kız hanım? Hiç bilmiyorum ki ağam. Bir mektubum bile bırakmamış. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya ben ne yapacağım şimdi? Ya akşam düğün var, kız ortada yok. Artık jandarmaya haber versek mi ağam? Olmaz. Jandarma hiç olmaz. Kabuğun evden kaçtığı duyulursa koskoca İbrahim ağa bir kızına sahip çıkamamış diye beni tefe korlar. Kimseler öğrenmeden kızı kendimiz bulacağız. Neco? Sen ne yapıyorsun lan orada? Delil topluyorum emmi. İpucu bilin ne? Neyin ipucu lan bu? Emmi neyin olacak ya? Bizim Pambuk'un firarı ile ilgili ipucu işte. Her suçlu gibi bizim Pambuk da kaçarken arkasında bir takım izler bırakmıştır. O izleri takip ederekten Pambuk'un nereye kaçtığını bulabiliriz anninle. Ha, tamam o zaman. Sen devam et oğlum fırçalama. Baş üstüne emmi. Temizlemeye devam et. Baş üstüne emmi. Ulan, ulan eşeğin güllü. Ulan sen benden kafa mı yapıyorsun? Lan benden ne eğleniyorsun daha, ne duruyorsun burada? Çabuk çıkın bulun şu kızı. Bulmadan da gelmeyin. Ulan bütün hırçım alayınızdan alırım ha. İyi de emmi. Bak şimdi, arama tarama çalışmalarına... Lan Neco! Baş üstüne mi? Sırık Ahmet, Bodur Hasan. Ya neyse ne, çıkın ya, çıkın ya. Yürüyün ya, düşün önüme ya. Abo. Baylar, bayanlar. Şu ana kadar gördükleriniz daha hiçbir şey. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Şimdi. Herkes suratına bu maskelerden takacak. Aynı benim gibi. Hadi dolaştırın aranızda. Hadi. Herkes bir tane alsın. Yeteri kadar var biliyorum. Birkaç tane atabilirim. Şimdi bu gördüğünüz beyaz bantla birbirinizin ağzını batlayacaksınız. Hanımefendi. Ve son olarak bu gördüğünüz kelepçelerle birbirinizin ellerini arkadan kelepçeleyeceksiniz. Kelepçesi gevşek olan, ağzında bant olmayan ve maske takmayan ölecek. Ben artık paramı çekebilir miyim lütfen? Saatlerdir bekliyorum. Bakalım yarışmamızı kim kazanmış? Evet. Kim önce bitirdi bakalım? İkimiz. İkimiz aynı anda bitirdik. Aynı anda mı bitirdiniz? Evet. Beraberlik oldu yani. Evet. O zaman yarışmayı ikiniz de kazandınız demektir. Ve aynı zamanda ikiniz de kaybettiniz demektir. Ama hayat böyle bir şey bazen. Merhaba. Mustafa, Mehmet, Mahmut, Mark, Michael. Adın artık her neyse. Öyle sadece geceleri ortaya çıkıp iki tane çapulcu aklamakla bitmiyor iş. Bak.
Neredesin şimdi? Bak! Bak! Bak şu rezalete! Neden gelip kurtarmıyorsun bu insancıkları ha? Ya! Öyle etrafa M harfi kazımakla kahraman olunmuyormuş. Ağırmış. Sorular burada işte. Dağınıklık için özür dilerim hocam. Sabah evden biraz telaşla çıktım da... masamda ne varsa öyle gelişigüzel tıktım çantamın içine. Sorun değil. İlk sorumu soruyorum. Hazır mısınız hocam? Hazırım sanırım. Sorudan önce bir şey içmek ister misiniz? Hemen koşup aşağıdaki makineden çay ya da kahve alabilirim. Yok sağ ol. Ben böyle iyiyim. Peki. Tamam o zaman. Soruyorum ilk sorumu. Akşam olmadan sorarsan sevinirim. Çok fazla vaktim yok çünkü. Burcunuz nedir hocam? Şaka yapıyorsun değil mi? Marazan'ın karakter analizini yaparken belki burcundan yola çıkarak bazı karakter özelliklerini bulabilmek adına... ben de şimdi fark ettim. Gerçekten çok saçma bir soru oldu. Özür dilerim hocam. Hemen diğer soruya geçiyorum. Ne haber lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne var lan? Süper bir başlangıç sorusu buldum hocam. Anlamadım. Polis olmaya ilk ne zaman karar verdiniz? Çocukluğumda. 4-5 yaşındaydım. Peki bir çete lideri olmaya ne zaman karar verdiniz? Şöyle oldu. Kanunların ve yasaların gücünün bazen kötüleri ilahi adaletle yüzleştirmeye yetmediğini anladığım gibi. Thank you.
Üzgünüm ama gitmem lazım. Masallarda, çizgi romanlarda veya filmlerde gördüğümüz iyi ya da kötü bütün kahramanların hep kesin ve net çizilmiş bir felsefeleri vardır. Marazan'ın ana felsefesi nedir? Sadece filmlerde her zaman iyiler kazanır Maya. Ama gerçek hayatta kötüler her zaman kaybetmezler. Çünkü kötüler yasalar karşısında iyilerden daha güçlüdür. Çünkü kötüler doğaları gereği yasaları ve kuralları çiğnemek için her türlü hileye, dümene ve yalana başvururlar. İşte bu nedenle kötüleri sadece iyilikle yok etmemiz mümkün değildir. Bazen en az onlar kadar acımasız, en az onlar kadar kötü olmak gerekir. Benim felsefeme göre kötüleri sadece kötülükle yenebilirsin. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok dolandım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten. Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Marazan'ın tek cümlelik bir sloganı olsa ne olurdu hocam? Marazan'ı yakalarsa affetmez olur. Benim şimdi gitmem lazım. Ama hocam daha yeni başlamıştık röportaja. Bir kağıda cep telefonunu yaz. Akşam seni arayacağım. Akşam mı? Haklısın. Akşam aramam doğru olmaz. Yarın devam ederiz. Yok yok hocam. İstediğiniz saati arayabilirsiniz. Yani ben nasıl olsa sabahlayacağım bu gece. Ders çalışarak yani.
Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Şu arabayı takip et. Önce içerideki soyguncuların kaç kişi olduklarını öğrenmemiz gerekiyor. Az önce soyguncuların yüzlerine çizgi film maskesi taktıklarını gördük amirim. Keskin nişancılar yerlerini aldıklarında içerideki maskeli kişi sayısını bize bildirirler. Ön kapı açılıyor, içeriden biri çıkıyor. Ayrılmayın, sakın birbirinizden ayrılmayın. Çok güzel. Yakın yakın arkadaşlar, yakın yakın. Sürüden ayrılmak yok, sürüden ayrılanı kurt kapar. Maya bekle. Tunç, ne yaptığını sanıyorsun sen? Kolumu bırakır mısın lütfen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne konuda? Burada konuşamayız. Hadi gel bir yerlerde bir şeyler içip konuşalım. Hadi. Tunç, ben seninle hiçbir yerde, hiçbir şey içip, hiçbir konuda konuşmak istemiyorum. Biz ayrıldık artık. Ben kendimi senden geri aldım. Sen de hayatına bensiz devam etmek zorundasın. Lütfen artık bu gerçeği kabul et ve beni rahat bırak. Ne oldu? Bakıyorum da okulun yakışıklı hocasıyla flört etmeye başlayınca bir anda beni unutuverdin. Tunç, saçmalama. Kolumu bırakır mısın lütfen? Bırakamam. Benden bu kadar çabuk, bu kadar kolay ve bu kadar haince kurtulabileceğini zannediyorsan eğer çok yanılıyorsun. Tunç, yapma. Rezil olacağız herkese. Olalım güzelim. Biraz da sen rezil oluver. Herkes Tunç'un kıçına tekmeyi bastı. Ali Hoca'nın dibinden ayrılmıyor diye benimle dalga geçiyor. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Eğer hemen kolumu bırakmazsan güvenlik diye bağırmaya başlayacağım. Bu iş burada bitti sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bana bunu yapmayacaktın. Çok yanlış yaptın. Bana bunu yapmayacaktın. Şimdi kötülük sırası bende. Benim canım çok yandı. Şimdi sıra sende. Sende. Yaklaşıp kulağına bir şey fısıldamak için izin istiyorum Pala. İzin vermiyor. Otur oturduğun yerde. Evet, otur. Ama Pala, çok acil bir durum söz konusu şu anda. Neymiş bu acil durum? Söyle bakayım. Önce ben yanına gelince yüzüme tüpürmeyeceğine dair söz ver Pala. Bu tamamen bana ne diyeceğine bağlı Pikocuğum. Yine saçma sapan abuk subuk bir şeyler söylersen kafayı yakın mesafeden İki kaşının ortasına yersin. Evet, anlıyorum. Hayatta bazen risk almak lazım tabii. Sen burada otur Pınar'ım. Ben parayla iki çift lafın belini kırıp geliyorum. Daha fazla sinirlendirme istersen Yavuz amiri. Adam kaç saattir araba kullanıyor. Yorgun zaten.
Hay falan, kolay gelsin. Cilan abi. Kaç motor bu? Benzin mi, dizel mi? Çok yakıyor mu? Çabuk söyle lan, ne istiyorsun? Konuya girmeden önce bir tur şoför yanı yalakalığı yapayım dedim. Yani ortamdaki gergin havayı biraz yumuşatayım dedim ama... Pala. Pala, pala, pala. Lütfen sen sus, gözlerin tüpürsün. Lama forever diyorsun yani. Anladım. Şimdi sorun şu palacığım, söylemesi ayıp. Benim çok fena çişim geldi. Bana ne? Bana ne derken palacığım? Tut abicim çişini. İstanbul'a varana kadar mola yok. İstanbul'a varana kadar mola yok mu dedi? Ya pala, Konya'yı daha yeni geçtik. İstanbul'a varana kadar nasıl diyeyim bunu ya? İçimde kopan fırtınaları ben nasıl tutarım? Nasıl dizginlerim? Lütfen söyler misin? Yaslan arkana, uyu biraz, geçer. Hem böylece çişinle birlikte çeneni de tutmuş olursun. Hepimiz biraz rahatlamış oluruz. Oh. Mission impossible falan diyorsun öyle mi? Peki arabayı biraz daha sallarsan arka koltukta tarihi bir rezalet yaşanacak birazdan. Hem de senin yüzünden. Because of you. Sensin günahkar. Yine dur lan şunu. Zikretiyeden arabada yapma, uzun yoldayız ya. Ay. Yeter lan. Engin, sen de duydun mu sesi? Hangi sesi başkomiserim? Ya sanki birisi ay diye bağırdı. Ay diye mi? Ay diye. Paracığım, sen Serap görmeye başladın ama ben birkaç damla kaçırdım bile. Ben müsaadenizi istiyorum. Piko, koş o zaman, çabuk ol. Git yap şişini ya. Allah başka keder vermez. Tövbe yarabbim. Allah kimseler verme yarabbim. Ya. Balo. Siz orada bekleyin. Ben araziye uyup hemen geliyorum. Bak beni almadan hemen bir yere gitmeyin ha. Sen şu kıza dua et Zibidi. Olmayaydı biz çoktan topuklamıştık. Ne? Neleri duyamadı? Sil, sil. Ya Piko, sen işine baksana. Hadi acele et. Bekleyin, geliyorum. Hop. En iyisi ben de şunun peşinden gidip bir göz kulak olayım. Başına bir şey gelmesin başkomiserim. Tabii tabii, sen de git göz kulak ol bir ağacın dibinde ona. Zibidi. Tekerde bir şey mi var ya? Garip garip sesler çıkarıyor. Bana mı öyle geliyor, anlamadım ki. Ne olmuş başkomiserim? Yok bir şey yok.
Allah. Emi! 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 Ne oldu lan? Buldunuz mu pamuğu? Yok emmi. Şahsın kendisini bulamadık ama... Aha bunu bulduk. Adana köprü. Bu nedir? Adana... Ney ney ya? Bu pamuk bacımın eşarbı işte ya. Ve emmi bakalım. Biz bunu nerede bulduk? Nerede buldunuz? Hadi bir tahmin et. Çeşmenin başında. Yok. Bilemedim. Bir daha tahmin et. Ana yolun orada. Yok. Gene bilemedin. Bak. Allah'ın hakkı üstün. Hadi abi, son bir tahmin et. Ulan eşeğin cüllü. La bana ne oyun oynatıyor? La çabuk söyle, nerede buldun onu? Nereden buldun biliyor musun? Bizim Dikkalı Yavuz'un evinin ahırında bulduk. Ney? Ney ney? Dikkayalı Yavuz mu? He. Dikkayalı Yavuz. Anlaşılan Dikkayalı kaçırmış pamba. Ulan çabuk düşün önüme. Doğru Dikkaya'nın evine gidiyorsun. Ya emmi nereye gidin Allah'ını seversen ya? Dikkaya'lı evde yoktur ki. O bu sabah İstanbul'a doğru yola çıktıydı. Büyük ihtimalle pamuk da onunla beraber gitmiştir. Sen ne diyorsun be? Yaptım bana gözümüz aydın, yaptım. Aferin sana. Yıptı pılı, yıptı pılı. Yapmadan geri gelmen zaten saçma olurdu. Geri zekalı. Herife bak ya. Bir de küçük çocuk gibi yıptı pılı, yıptı pılı. Bitti mi? Oh be, dünya varmış. Çok rahatladı Pınar. Vallahi. Elinizi yıkadınız mı lan? Yıkadık bana. Bir de duş yapmışlar tarlanın ortasına. Böyle jacuzzi'li. Duşa kabini kapatıyorsun, köpürtüyorsun böyle. Bir duş aldık bir güzel. Şampuanla köpürttüm böyle bakım kremleri falan. Ana sonra bir baktım. Ağaçta bir tane fön makinesi. Saçlarıma fön çektim. Nasıl, beğendiniz mi? Zeyk ellerini yürü. Yürü. Ne oldu şimdi? Ne yaptın? Yıkadım, kurutuyorum. Pınar'cığım sen gözlerini bir kapatır mısın? Neden başkomiserim? Kapa sen ya, bir şey yok. Kapatmasın. Kapat kapat. Pınar kapatma. Ya kapat Pınar. Pınar kapatma. Kapat hadi. Baş üstüne başkomiserim. Ya kapat da Pınar, ne kapatıyorsun? Gel abi. Sipsi. Sen. Ya oraya oraya vururum ya. Oraya yakar ya. Ya yeter artık ya. Yemiyorum lan dayak. Hey şerefsiz. Açabilirsiniz. Fiko. Efendim? Ama ben sana dedim değil mi adamcağızı daha fazla kızdırma diye. Sen hep kendini aranıyorsun. Bak ne oldu işte. Ben ne yaptım? Böyle böyle yaptım. Adam dövdü beni. Hep ben suçluyum. Hadi İstanbul yolcusu karmasın. Tekerlek dönüyor. Benimle. Adana'ya dönsek olmaz mı yani? Bence daha iyi. İyi misin Pınar'ım? Hayır, hiç iyi değilim Fiko. Çok korktum. Ne oldu şu? Geçti bak. Fala, Cila, sen, ben. Hepimiz hayattayız. Bende delik deşik bir yer yok. Everything is under control baby. Take it easy. Korktum Fiko, çok. Tamam. Şerefsizler. Kimdi bunlar başkomiserim? Karşılama bandası.
Adanalı Yavuz'un İstanbul'a geri döndüğünü duyunca kuyrukları tutuştu tabii. Ama ben onların kuyruklarını alıp kıvırıp tövbe tövbe. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz bala. İyiyiz. Bunlar sen mi ağlıyorsun? Yok. Şu anda ağlamıyorum başkomiserim. Sen ağlamıyorsun. E kim ağlıyor? Valla biz de ağlamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oluyor? Abu. Yavuz ne oluyor ya? Abu. Abu ne oluyor ya? Yavuz çok korkuyorum ya. Ya ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Çok korktum. Ne oldu diyor? Ana hakikaten Abu. Evet, yavaş yavaş bayanlar, baylar. Sözümden çıkanı öldürürüm ama zaten biliyorsunuz. Hadi bakayım, sürüden ayrılalım, kurt kapar. Hadi. Evet, merdivenlere doğru. Yavaş yavaş. Herkes olduğu yerde kalsın. Kaldırın ellerinizi ve teslim olun. Ellerimiz bağlı olduğu için kaldıramıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Devam ediyoruz. Marş marş. Size olduğunuz yerde kalın ve ellerinizi kaldırıp teslim olun dedim. Durmak yok. Devam ediyoruz. Bu size son ihtarımız. Eğer durmazsanız ateş açacağız. Durursanız da ben ateş edeceğim ama ben size daha yakınım. Yürüyün bakayım. Yürüyün, 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 yürüyün. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan. Evet. Güzel. Bunu duyuyorum hepinizle. Sağdan, sağdan, sağdan. Olduğun yerde kal. Canlı bomba, canlı bomba. Olduğun yerde kal. Kıpırdama dedim. Geri çekilin beyler, geri çekilin. Yürümeye devam edin, size söyledim. Size söyledim, sürüden ayrılın, kapat. Sağdan devam. Sağdan devam. Üzerinde bomba yok komiserim. Adamlar resmen bizimle oyun oynuyorlar. Evet, yüzler polislere dönük, yüzler polislere dönük olacak. Devam. Devam. Evet. Thank you.
geçti mi? Ay! Aa! Ne oluyor ya? Ya dikkat ya, ne yapıyorsun ya? İnsan gibi bıraksana beni yere. Valla ben kucağımda bir insandan çok bir dağ keçisini taşıdığım için öyle keçi gibi bıraktım yere. Kusura bakma. Pamukcuğum. He. Bir şey sorabilir miyim sana? Sor. Kızım sen manyak mısın? He? Senin ne işin var burada? Ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? Bağırırım. Bugüne kadar sana bağırmadan söylediğim hiçbir laf kulak deliklerinden girmiyor. Şu gaz kapağının içine nüfuz etmemiş çünkü. Bir de bağırayım bakayım. O zaman anlarsın belki. Aman ne komik. Ya pamuklu tiftik keçisi. Sen bana bir cevap versene. Senin ne işin var benim kamyonetimin kasasında? Ben sana geçen gün beni kaçırsana demiştim ya. He? Sen de olmaz demiştin. He dedim. Ben de düşündüm. Madem... Ha düşünebiliyorsun. Keçi düşünebiliyor. Evet düşündüm ve karar verdim. Eğer Dikkaya beni kaçırmazsa ben de kendi kendimi Dikkaya'ya kaçarım dedim. Yani ben de sizinle birlikte İstanbul'a geliyorum. Çünkü artık iş işten geçti. Ağababam benim evden kaçtığımı öğrenince çoktan dellenmişti. Yani benim artık geri dönmem imkansız. Dönersem babam beni öldürür. Sen İstanbul'a geliyorsun. He. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ama halen ne dolanıp duruyorsun burada? Neden jandarmayı arayıp da kaçırma olayını ihbar etmiyorsun? Olmaz. Oh. Emmi vallahi pardon. Vallahi. Jandarma olmaz. Ya işi jandarmaya bırakırsak bütün gazeteler haber oluruz. Bütün kepazeliğimizle birlikte. Ya ne yapacağız o zaman? İstanbul'a bir fedai timi göndereceğim. Onlar alıp geri getirecekler pamuğu. O Dikkaylı yılanına da hak ettiği dersi verecekler. Neco, Neco! Hey buyur emmi. Hah, en iyi fedailerini topla. Bu gece uçağı mı, otobüse mi, trene mi? Neye biniyorsanız binin. Hemen çıkın yola. Bakalım emmi yola çıkın derken ne yöne doğru yola çıkalım? Nereye olacak? Eşek Cüllü, İstanbul'a. Olur mu? Yemin iç. 3 gün içinde. Bana pamuğu getirdiniz, getirdiniz. Yoksa kendiniz de getirmeyin, orada kalın. Sizi burada gebertmek zorunda bırakmayın beni. Ne demek emmi ya? Sen merak etme ya. Tez zamanda pamuğu alıp buraya getireceğiz. Uzun Hasan, Bodur Ahmet. Ağanızın elini öpün. Öpün. Öpeyim abi. Öp, öp. Çok yaşayın. Hazırlanın, hazırlanın gelirim. Emmi ben de öpeyim. Öp. Ha. Al, bununla idare et. Ağam, al sen de bununla idare et şimdilik. Ben bunun sahibisini sana getireceğim. Tut bunu ağam. Ya İbrahim'a, Neco'dan fedai olur mu hiç? Çocuk hayatında Adana'dan çıkmamıştır. Ne yapar? Gücü nasıl yeter o pamuk keçisini bulup getirmeye? Ben gidersem olay olur Hatice. Başka şansım yoktur. Lan ne oturdunuz hala bu kadar? Çabuk çantaya bir don bir mintan koyuyorsunuz. Yarım saate gidiyoruz. Lan çabuk hadi. Baş üstüne. Hadi. Hadi hadi. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Sonunda rüyalarım gerçek oluyor. Bekle beni İstanbul. Neco geliyor. Evet lütfen bekleme yapmayalım. Daha bir sürü yolumuz var lütfen. Hadi bakayım hep beraber.
Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Kaç kişiyiz içeride? Hemen cevap ver. Bak yoksa bu ambulansın yola çıkmasına izin vermem. Siz ne diyorsunuz abi? Ben soyguncu falan değilim. Faturamı yatırmaya gelmiştim. Adamın teki birden etrafa ateş edip bankayı soymaya başladı. Sonra da içerideki herkesi rehin aldı. Yüzlerimize o maskeleri taktırdı. Ellerimizi bağlattı. Ağzımızı bantlattı. Allah kahretsin. Beyler. Hepiniz olduğunuz yerde kalın. Sakın ateş etmeyin. Onlar soyguncu değil. Soyguncunun aldığı rehineler. Oo, polis abilerde jeton düştü nihayet. Evet, durmak yok. Devam edelim lütfen. Duraksama yapmayın. Devam. İçlerinden sadece bir tanesi soyguncu. Ama o hangisi onu bilmiyoruz. Arkadaşlar. Geliyorlar, geçin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Koy çantayı. Oradan bir kilo kuşbaşı sarar mısın aslanım? Olur. Sen o taraftan. Tamam abi. Sen de bu taraftan. Evet. Evet baylar bayanlar çok iyiydiniz. Şimdi burada kısa bir mola vereceğiz. At silahını ve teslim ol. Çevren sarıldı. Buradan hiçbir yere kaçamazsın. İddiaya girer misin? Sıcak takip al, tamam. Oh,
Ne kadar güzel. Merhaba, merhaba. Polis beni yakalayamaz ki. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Var var. Deli misin be? Silahımı dur. Etrafın sarıldı. Yanlış yerde bekleme yapıyorsunuz. Bayan Bey'imle geleceksiniz. Evet. Emre takip edin. Zeynep ya yaklaşma. Takip edin! Yardımınız için teşekkür ederim. Thank you.
Maalesef araba çalıntı abim. Hoş geldiniz efendim. Çantalarınızı almamı ister misiniz? İstemez. Bana birkaç saat hiç kimseyi bağlama. Baş üstüne. Ya. Burası Esrahtan İstanbul. Oo. Televizyondaki filmlerde, dizilerde hep görürdüm İstanbul'u. Dünya gözüyle görmek bugüne kısmet oldu. Görüp görebileceğin de zaten o kadar. Bayan daha keçisi. Hadi yürü. Hemen seni bir Adana otobüsüne koyup geri postalıyorsun. Yürü. Ne? 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 Ne diyorsun lan? Benim sonuna işim var. Bir de sen ne uğraşacaksın? Şimdi hemen bir otobüse biniyorsun. Gerisin geriye dönüyorsun Adana. Kayala delirdin herhalde. İyi. Sen bil. Ben de ağababanı arıyorum. O gelir alır seni. İstanbul'a kaçtığını öğrenince de artık seni burada mı öldürür? Yoksa paket yaptırıp götürüp evde mi öldürür bilmiyorum. Ya tamam ya. Hadi yürü. 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 Ya. Hadi. Düş önüme. Sayın bayan daha keçisi. Ya bak bana keçi deyip durma. Çok fena yaparım seni ha. Niye çok konuşuyorsun? Bak Adana otobüsleri şu taraftan kalkıyor. Siz burada bekleyin. Tamam. Ben bu dağ keçisini bırakıp otobüse bindirip geliyorum. Ya keçi diyor ya. Keçi diyor hala. Sadece keçi demiyorum ki. Dağ keçisi. Önünde bir de ünvan var. Hadi üfleme üfleme. Yürü hadi. Belaya bulaşma pala. Böyle şeyler hep Türk filmlerinde olur sanırdım biliyor musun Pınar? Böyle gelin kız gelin. Vay İstanbul ne kadar bir falan filan sonra az insan. Gel Pınar gel otur. Gel. Alo. Merhaba.
Ali ben. Merhaba hocam. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok yok, hayır. Ben de sizin aramanızı bekliyordum zaten. Öyle mi? Özür dilerim, bu saate kadar beklettim. Yok yok, hiç önemli değil. Nedir durumun? Devam edelim mi çalışmamıza? Şimdi mi? Evet, ama eğer saat senin için geç olduysa... Yok yok, hayır. Hiç geç olmadı. Şimdi de buluşabiliriz. Benim için fark etmez yani. Okula mı geleyim hocam? Yine kütüphanede mi devam edeceğiz çalışmaya? Yok, hayır. Benim aklımda çok daha iyi bir yer var. İşte bütün mesele bu. Düşüncenin katlanması mı daha güzel kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa direnip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak, hiçbir şey. Düşün ki uyumakla yalnız bitebilir kalbin bütün acıları. Çektiği bütün kederler insanoğlunun. Ölmek, uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan, bunu düşünmeli. İşte bu düşüncedir felaketleri yaşanabilir kılan. Yoksa kim katlanabilir zamanın kamçılarına? Zorbanın, ne saçmalıyorsunuz? Anlamıyorum. Zorbanın kahrına, gururunun incinmesine, sevgisinin kepaze olmasına. Kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar hızlı yürümesine. Kötülere kul olmasına iyi insanın. Göğsüne bir bıçak saplayıp kurtulmak varken... Temizleyin şunu. Evet abi. Yer var mı? Yerimiz vardır abi. İyi. Yürü, daha geçsin. Gidip bilet alalım. Durun, bilet almanıza gerek yok abi. Siz geçin, bileti yolda hallederiz. Yok, ben gitmeyeceğim. Bir tek bu bayan gidecek. Alayım abi. Sağ ol. Hadi atla bakalım, daha geçsin. Yolcu yolunda köylü köyüne gerek. Ağa babanı iyice derlenmeden bir an önce dön köyüne. Şimdi sen beni kesin istemiyorsun, öyle mi? Kesin. Çok mu kesin, az mı kesin?
Ya kızım sen binsene, otobüs kalkacak. Hadi ya. Bir dakika ya. Ben sana çok iyi bakardım ama. Sağ olasın, almayayım. Ben kendi kendime bakayım. Ya Esra'dan çok belli oluyor kendine ne kadar iyi baktın. Şu sakallara bak. Mozaiye dönmüş. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Yürü hadi. Ya iyi de. Şimdi ben geri dönersem babam beni öldürür. Şimdi sen beni göz göre göre ölüme mi göndereceksin? Senin içinde insanlık, vicdan kalmadı mı? Yazık. Bak, babana İstanbul'a geldiğini hiç söylemezsin. Düğünden korktum, gece bir ağırda saklandım. Sonra da pişman oldum, geri döndüm dersin. O zaman iki tokat da sıyırırsın. Ya Dikkayalı ta İstanbul'a kadar bir kamyonetin arkasında geldim. Çok yoruldum ya, her tarafım ağrıyor. Öldüm, bittim, ne olur ya. Bu gece burada kalayım ha. Biraz kendime geleyim. Ondan sonra dönerim geriye. Söz. Hadi. Gel. Yemezler. Burada bir gece kalacaksın. Sonra bir bahane uydurup bir gece daha kalacaksın. Sonra hadi. Hadi kış kış. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi. Hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neresi burası hocam? Burası her şeyin başladığı yer. Hadi gel sana Marazeli'nin geçmişinde minik bir tur attırayım. Fotoğraf çekebilir miyim? Hayır. Burası boş. Geç, geç otur şuraya. Ben oraya oturmayacağım. Buraya oturacağım. Niye oraya oturuyor? Canım öyle istiyor. Sana hesap mı vereceğim? İstediğim yere otururum. Bayanın biletini keseyim mi abi? Ya kes. Daha keç isteyen, koltuk isteyen olursa da burayı verirsiniz. Hadi in. Nereye iniyor ki burası? Marazeli'nin gizli tüneline. Yani siz buradan mı? Hı hı, evet. Yürü. Yürü.
Vay. Hayırdır Cilal, neyin var bela? Toprağa bakıyorsun kara kara. Yok bir şey. Yok bir şey. Zaten bu gibi durumlarda hep cevap aynı. Yok bir şey. Yalana bak. Var var, sor. Cilo. Sofya nerede? Yunanistan'a geri döndü. Aa, neden? Oradaki Türk konsolosluğunda çok güzel bir iş buldu kendine. Kariyeri için gitmek zorunda kaldı. Ben de dur gitme diyemedim. Yani sonuçta bu onun geleceği. Sırf onu seviyorum diye geleceğini elinden alsaydım çok büyük bir bencillik etmiş olurdu. Siz ayrıldınız yani. Bilmem. Ne olduk ben de hiç bilmiyorum aslında. Her gün telefonla konuşuyoruz, yazışıyoruz filan ama araya mesafeler girince her gün biraz daha kopmaya başlıyor insan. Sofya'nın her gün benden biraz daha uzaklaştığını hissediyor. Oracıyla iyi ki de bir derdin yokmuş ya. Bir dokunduk, birine aşittik. Cilu, üzme kendini. Aşkın gücü mesafe, zaman, duvar, zincir, pranga tanımaz ki. Eğer gerçekten birbirinizi seviyorsanız hiç ayrılmazsınız. Yani ayrılırsanız da zaten birbirinizi hiçbir zaman yeterince sevmemişsiniz demektir. Bence böylesi belki daha iyi. O da doğru. Mesela bak benle Pınar'a. Biz hiç ayrıldık mı? Ayrılmadık. Neden? Çünkü her zaman birbirimizi çok sevdik. Ama Fiko'cum, yine de hayatta çok büyük konuşmamak lazım değil mi? Tabii canım. Böyle büyük konuşmayacaksın, tabii. Mesela ben her an seni terk edebilirim değil mi? Tabii canım. Pınar beni mesela her an terk eder. Ne? Adana maceramız kısa sürdü. Yine döndük bak İstanbul'a. Ne yapacağız şimdi burada? İş yok, güç yok. Bilemiyorum yani Fiko. Bilemiyorum yani Fiko. Valla bu kadın millet hep böyle ya. Varlığı bir dert, yokluğu ayrı bir dert. Valla Cilo, en iyisi senin durumun. Bak tadını çıkar, gerçekten. Fiko! Aman efendim. Ne diyorsun sen? Sordu söyle. Sağ ol abi. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah. İş bak hele. Buyur abi. Ben İstanbul Emniyetinden Başkomiser Yavuz. Emredin başkomiserim. Bu dağ keçisi. Yani bu bayan. Buradan Adana'ya kadar sana emanet. Siz Adana'ya varana kadar bu otobüsten inmeyecek. Gözlerini üzerinden ayırmayacak. Mola verdiğinizde Şişhane'ye gitmek istese bile takip edip kapının önünden nöbet tutacaksın. Başüstüne başkomiserim. Hadi. Bir dakika ya. Ben hapishane mahkum muyum? Ben özgür bir kızım. İstediğim zaman, istediğim yere giderim. Sen önce köyüne bir dön. Git orada özgür. Buralarda fazla özgürlük iyi değildir. Bozar adamı. Bana bak. Şimdi senin o dilini bir tutarım. Çekip orta yerinden düğüm atıp ağzına geri sokarım. Ondan sonra diye konuşursun. Cadılık, keçilik yaparken. Şimdi abi. Buyurun başkomiserim. Hele gel. Sen görevini anladın mı koçum? Anladım başkomiserim. Sabah Adana'yı arayacağım. Eğer bu kız Adana'ya varmamış olursa senden bilirim ona göre. Anladım başkomiserim. Hadi yolculuklar. Dağ keçisi, sana diyor. İyi yolculuklar diyor. Thank you.
Ulan Cirem, bu nedir böyle sürekli silah patlıyor ya? Bilmiyorum. Burada bekleyin. Süper al Pınar'ı. Diko, sen nereye gidiyorsun? Paranın bana ihtiyacı var Pınar'ı. Ya ben tek başıma ne yapacağım burada? Beni de bekleyin. Şu anda bu otobüsü içindeki yolcularıyla birlikte rehin almış bulunuyorum. Allah'ım, sen bunları bana sırayla mı gönderiyorsun? Yahu da bismillah, ayağımı yeni bastım şu şehre, bir dur kurban olayım ya. Hemen olur mu ya? Ya biraz acı bana ya. Oh, Cilal olmuş. Çüş! Silahlı bir adam otobüsü rehin almış. Allah'ını seversen. Aman Allah'ım, otobüsün içinde yolcular var. Aman Allah'ım, otobüsün içinde yolcular. Ne kadar ilginç. Ya Piko! Yaklaşmaya kalkanı yakarım. Yine ne otobüsü bu? Adana otobüsü abi. Adana. Şimdi. Bu ne? Yerinden kalkanı gebertirim. Anlıyor musunuz beni? Gebertirim. Ya dikkat yalan. Ne oluyor ya? Ne ben çok korkuyorum. Ne yapıyorsun? Otursana yerine. Ben başa dön.